Bu Navon Telekom'a bildiğiniz gibi bu maske yapımında, hijyenik ortamlarda ve yatak sektöründe kullanılan bir kumaş çeşididir bu kumaşlarımız. Bu malum olduğu gibi bu hastalık neticesinde buna aşırı derecede bir ihtiyaç zuhur etmiştir. Bunun için de biz üretimlerimizi gece gündüz artırarak vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Tabii ki siparişlerimizde çok muazzam bir derecede artış yaşandı. Ama sevinici bir durum var ki hamdolsun Türkiye'mizin kapasitesi bu ihtiyaçlarımızı cevap verebilecek miktardadır. Bunun için de biz sanayiciler olarak gece gündüz 24 saat çalışıp milletimizin ve vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak için emirlerine amadeyiz. Kesinlikle hiçbir şekilde stokumuz yok. Vatandaş da şeyimizi endişe etmesin. Yani stoklarımızda sıkıntı yok. Her zaman için üretimimize devam ediyoruz ve devam da edeceğiz yani Allah'ın izniyle. Yani tamamen maske söktüğüne üretim yaparsak aşağı yukarı bizim üretim kapasitemiz günlük 5 ila 6 milyon adet maske civarındadır. Bu da Türkiye genelinde aşağı yukarı 15 adet firmaya var. Bunların tam kapasite ürettiği zaman hayday diye kapasite fazlamız var. Bu hem Türkiye'mize yeter hem de çevremizdeki ülkelerimize yeter. Yani eskiden beri devam eden siparişlerimiz var. Halihazırda devam ediyor. Biraz artış oldu yurt dışı siparişlerimiz ama biz öncelikli olarak yurt içine önem veriyoruz. Yurt dışındaki ihtiyaçlarımız ne olursa, talep ne olursa olsun karşılıyoruz. Evet, o da enteresandır. Yani o bizi bayağı bir heyecanlandırdı. Şöyle ki sağ olsunlar devlet hastanemizin başhekimi İsmail Bey ve müdürü Adil Bey bize müracaat ettiler. Böyle böyle bir düşüncelerimiz var dediler. Yani bir devlet memurunun kendini bu konuda sorumlu hissedip bu işe ön ayak olması, üretim yapması bizi gerçekten çok heyecanlandırdı, çok duygulandırdı. Biz de dedik ki Baktıroğlu AŞ olarak üzerimize düşen vazifeyi yapmalıyız. Bunların kumaş ihtiyaçlarını 6 ay boyunca karşılayacağız inşallah. Bu da aşağı yukarı 500 bin adet maskeye tekabül etmektedir. Onlar üretsinler, biz kumaşlarını vermeye devam edeceğiz. Aynı şekilde Erciyes Üniversitesi Rektörümüz Mustafa Bey'in ve oradaki başhekimimiz Ahmet Bey'in üstün çalışmaları neticesinde onların da böyle bir talepler oldu. Onlar da bir maske üretimine hevesli şey yaptılar, yöneldiler. Biz de onların aynı şekilde 500 bin adet maske ihtiyaçlarını karşılamaya söz verdik ve onları da karşılayacağız inşallah. Üretimimizde bunun esas temel ham maddesi polipropilen. Polipropilen iplik hale getirilerek kumaş elde ediyoruz. Bu Navon dediğimiz dokusuz yüzey. Evet, elimizde olan o gördüğünüz kumaşlar. Bunların çeşitli gramajları var. Yani 10 gramdan 150 grama kadar. Çeşitli enlerden müşterilerimizin talepleri doğrusunda biz üretimlerimizi yapıyoruz. Müşterilerimizden neyi talep ederlerse onların her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yani Kayserili sanayici olarak gerçekten üzerimize ne düşüyorsa vatandaşımız panik yapmasın, tedbir alsın. Biz üzerimize ne düşüyorsa onu yapmaya hazırız, amadeyiz. Gerekirse zaten üretimlerimiz 7/24 çalışıyor ama kapasitelerimizi maksimum seviyeye zorlayarak her türlü taleplerini, her türlü ihtiyaçlarını Kayserili sanayiciler olarak karşılamaya hazırız. Bunlardan da bizim böyle büyük bir maddi beklentimiz yoktur. Onun için herkesin içi rahat olsun. İnşallah el birliğiyle, gönül birliğiyle bu melun hastalığı da inşallah yeneceğiz inşallah.